Kanser iletini yenerek yeniden hayata tutunan Hülya Koçyiğit yaşadıklarını pazar sürprizini anlattı. Kanser illetini yenip hayata yeniden tutunan Hülya Koçyiğit yaşadığı zor günleri Show TV'yi anlattı. Ne olur benim için dua edin, çok korkuyorum, açıkça söyledim. Zor bir karardı ama Selim'ciğim, ben demek ki kısmet buraya kadarmış dedim. Yani bundan sonrası yok. Hülya Koçyiğit hayatından umudunu kestiği anlarda ameliyata girerken büyük aşkı Selim Soydan'a ne söyledi? Selim'in canını acıtmışım biraz. Demişim ki ona, Selim'cim, Türk sinemasının unutulmaz yıldızlarından Hülya Koçyiğit geçtiğimiz aylarda akciğer kanserine yakalanmış ve hayranlarını derin bir üzüntüye boğmuştu. Ancak erken teşhis sayesinde Amerika'da geçirdiği ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Hülya Koçyiğit şimdilerde çok mutlu. Hülya Koçyiğit'in en büyük şansı erken teşhis. Bunun önemini ısrarla vurguluyor ünlü oyuncu. Erken teşhis olması kanser hastalığı için en çok önemli. Benimki de bir nevi erken teşhisti ve ameliyat olma şansım vardı. Hemen ameliyat olursam daha sonraki tedavileri görmeyecektim. Kemoterapi gibi, radyoterapi gibi. Onun için hemen karar verdik, olduk. Tabii ki ama benim gibi bir insan, bu kadar ameliyatlardan korkan bir insan için tabii zor bir karardı. Kanser olduğunu öğrendiği ilk an dünyası başına yıkılmış Hülya Koçyiğit'in. Elbette böyle bir şey duymak her insan için zor olsa gerek. İlk öğrendiğim zaman oldukça şaşırdım ve şok oldum dedim. Yani nasıl böyle bir şey olabilir? Doktor da bana dedi ki, neden şok oldum diyorsunuz? Yani belki bir hayal kırıklığı diyebilirsiniz. Çünkü siz biliyordunuz daha önce göğsünüzde bir nödül olduğunu. Ama ne yazık ki bu farklı bir yerde bir kanser. Ameliyat kararını almak oldukça zor olmuş Hülya Koçyiğit için. Ancak erken teşhisinde avantajıyla bu kararı almış. Korksa da korkularının üzerine gitmiş cesaretle. Bir tek şey dedim, ne olur benim için dua edin, çok korkuyorum, açıkça söyledim. Ben Instagram'da böyle bir dilekte bulununca bütün Türkiye canı yürekten herkes en iyi dileklerini yolladı. Sanki onları böyle insan hissediyor, biliyor musunuz? O elektrik geçiyor. Ve belki de Hülya Koçyiğit'ten bu sözleri ilk kez duyuyorsunuz. Koçyiğit ameliyata girerken onu bir saniye olsun yalnız bırakmayan büyük aşkı Selim Soydan'a bakın neler söylemiş. Selim'in canını acıtmışım biraz. Demişim ki ona, Selim'cim, ne yapalım? Demek ki buraya kadarmış kısmetimiz. Bu laf Selim'in çok ağrına gitmiş. Ben ameliyathanede, o dışarıda ağlamaya başlamış. Allah'tan kızım ve damadım Ender, damadımdan da yakınım benim oğlum tabii ki. Onlar teselli etmişler Selim'i ve çok büyük bir moral verdiler yanımızda olmalarıyla. Onun için her şey daha kolay oldu. Amerika'dan yurda döndüğünde de yanında Selim Soydan vardı elbette. Şimdi bize söylediği gibi orada da teşekkürü vardı aşkına. Bu hastalık süresince bir dakika bile beni bırakmadı her an. Bırakmamın bir hayır ama gösterdiğin şefkat için teşekkür ediyorum. Ne demek güzelciğim, ne demek. O anlarda farklı duyguları bir arada yaşamış Hülya Koçyiğit. Hayatından ümidini kesse de şimdi dimdik karşımızda. Selim'ciğim, ben demek ki kısmet buraya kadarmış dedim. Yani bundan sonrası yok. Ben gidiyorum ve herhalde çıkmayacağım demek istedim ama o çok ağır gelmiş. Ama Selim, biz burada tüm Türkiye birleştik, sizin için dua ettik. Ya o kadar büyük bir enerji olunca
Allah da bana yardım etti. Gerçekten 3,5 saat falan sürdü ameliyat ama başarılı neticede bir ameliyat. Ve kötü günlerin ardından mutlu hayaller. Hülya Koçyiğit bakın neler söylüyor. 1,5 ay kaldık. O 1,5 ayda ben her gün hep hayal kurdum. İstanbul'a döneceğim. Dönün. Ve sevdiklerimle kavuşacağım. İşte çocuklarla buluşacağım. Evime gideceğim. Bahçede oturacağım. Böyle hep hayal kurarak geçti o günler. Ve o gün bir şey söyledim. Dedim ki öylesine güçlü hissediyorum ki bu enerjiyi. Herkes benim için dua ediyor. Ve ben bu insanlara borcumu nasıl ödeyeceğim? O güzel filmleri ve altın gibi kalbiyle borcunu çoktan ödedi Hülya Koçyiğit. Biz usta sanatçıya yeniden geçmiş olsun diyoruz. Tek tek.